Herkese merhabalar. Susurrey'in yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Öncelikle bir önceki bölümde yaşanmış ve muhtemelen sizin kaçırmış olduğunuz bir detayla başlayalım. Ben bunu açıklamalara yazmıştım ama insanlar açıklamaları pek okumuyorlar. Bir önceki bölümde Lucy Hanım Efendi ile romantizm yaşarken hatırlarsanız oyun bize onu bırakıp bırakmama opsiyonu sunmuştu o yere düşerken. Ben ilk başta Efendi biri olduğum için onu tutmak istemedim. Ama bunu yapınca da oyun orada alelacele bitirdi konuşmayı. Ve bizim elimiz boş kaldı. Ben bunun olmasını istemiyordum. E çünkü biz zaten artık tespihimizi Asena'nın önüne atmıştık. Kahvede herkese Asena bizimkisi demiştik. O yüzden bir önceki save noktasına gittim. Hızlı hızlı tekrar konuşmayı oraya getirdim. Ama bunu yaparken bir önceki bölümde geçirmiş olduğum bir fermanı tekrar geçirmeyi unuttum. Tur değişmediği için herhangi bir etkisi olmayacak bunun oyuna ama biz yine de hemen geçirelim unutmadan. Geçirdiğimiz ferman şuydu. E, gaz sahasını genişletiyorduk. Bunu imzalamıştık. Rumburg'la olan e, anlaşmamızı onurlandırmak için enerji fazlasına sahip olmamız lazım. Bu enerji fazlasına sahip olmak için de, bu gaz sahasını genişletiyoruz. Evet. Şimdi burayı açmışken, yapmamız gereken bir şey daha vardı. Rambörtlüler bizden limanı genişletmemizi istemişlerdi. Bu da eksi 3 bütçe götürüyor ama, artı 8 bütçe gelecek. Bunda problem olmaz. Hemen imzalayalım. Donanmamızı da güçlendiriyor. Otoritemiz çok az. Yani bununla ilgili bir şeyler yapmam lazım ama bunlardan hangisi bize otorite verir bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde onu da uygularız. Çünkü otorite artık hani bizi darlayacak kadar azaldı paramız olmasına rağmen pek çok şeyi yapamaz hale geleceğiz. Bunun önüne geçelim erkenden. Ee, devam et diyor. Niçin devam ediyoruz? Tur sonuna denk gelmişiz arkadaşlar. Denizler arasında diyor. Üçüncü bölüm başlıyor. Evet. Bütçede arttığına göre tur sonuymuş cidden. Şuradan bakalım. Evet tamam. Hem gaz sahasını genişlettik. Hem de limanı genişletmeye başladık. Devam edelim. Toras Sarayı'nın önünde bir kalabalık toplanmış. Ve eğitim ve sağlık alanındaki eksiklikleri protesto etmişler. Aynı zamanda gittikçe zorlaşan yaşam koşullarından da bahsetmişler. Biz onları dağıtmayı seçebiliriz. Protestoya ve izin vermeyi seçebiliriz. Ya da onlara reform yapacağımız hakkında söz verebiliriz. Yani reformu yapacağız zaten. Paramız çok fazla var. Kesenin ağzını biraz açacağız. Ama yani otoritemiz çok azdı. Acaba hani onları dağıttıktan sonra mı e, kesenin ağzını açsak. Yani şunu yapmamızın bize bir zararı var mı? Zararı varsa da artı bir otorite için değer mi bu? Bunu düşünüyor olmamız lazım. Yani bence e, dağıtalım. Ondan sonra yapalım reformu. Daha mantıklı olacak böyle. Şurada. Görmüştüm bunu daha evvel. Evet şu. Sağlık ve eğitim harcamasını artır. Artı bir otorite aldık. Eksi 2 olarak geri veriyoruz şu an. Hiç mantıklı değil. 3 de bütçe götürecek hemen. Ve tur başına da 2 götürecek bizden. Yani hiç mantıklı değil aslında ama. Yapacak bir şey yok. Sağlık ve eğitim önemli. Biz e, müşfik bir diktatör olacağız dedik. Halkımızın sağlığını önemseyeceğiz dedik. Bu fermanı da geçirmiş olduk. İki otörtemiz kaldı. Altı bütçemiz kaldı. İnsanlar yaralanmışlar. Ama bence artı bir otörte geldiği için ben mutluyum. Onlar da eylemlerinin sonucunu aldıkları için mutlu olmuşlardır muhtemelen. Herkes mutlu. Konsey toplantısı palesle gaz anlaşmazlığı üzerine. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, konseyle toplandık. Kızımız hariç tüm divan üyeleri burada. Kızımız pek iyi hissetmediğini söyleyerek geride kalmış. Yani ben buna pek inanmadım ama şu an önümüzdeki meseleye odaklanalım. Biliyorsunuz bir gaz sahası bulunmuştu. Bizim araştırmacılarımız bu gaz sahasının Palesli Rizya arasında olduğunu söylüyorlar. Hemen hemen ortada bir bölgedeymiş. Ama e, ee, Palesliler de gaz sahasının tamamen kendi bölgelerinde olduğunu düşünüyorlar. Bu sabah saat 8'de Palesi'ye ait bir arama gemisi, gaz çıkarma gemisi Remaz Limanı'ndan ayrılmış. Ve yarın bu saatlerde Bölgeye varacakmış. Şu an danışmanımız olan Lusita bize diyor ki, yani ben daha önce e, palesle ilgili daha dikkatli davranmamız gerektiğini söyledim, ama bu benim için çok endişe verici diyor. Yani burada ufak çaplı bir Doğu Akdeniz krizi yaşıyoruz. E, 2018 yılında hatırlarsanız orada da e, Güney Kıbrıslarla anlaşmış bir İtalyan gemisi gelmişti bölgeye. Ve biz onları geri göndermiştik. Girmesine izin vermemiştik. Ee, ama daha sonra tabi Amerikalılar geldi. Amerikalılara bir şey yapamadık. Orası ayrı. Şu an bu gemiye engel olup olmayacağımızı tartışıyoruz. Ee, yani bu durumu biraz daha tırmandıracak mıyız? Yoksa tırmandırmaktan imtina edip daha diplomatik yollara mı başvuracağız? Yani biz her zaman diplomasiyle başlayıp daha sonra gerekirse e, silahlarımızın konuşması gerektiğini düşünenlerden olduk. O yüzden e, ilk başta şunu söyleyelim. Bence hala biraz daha dikkatli olmalıyız. E, bir karar vermeden önce, reaksiyon göstermeden önce tüm detaylara haiz olmalıyız diyorum. Sadrazamımız onaylıyor. Ee, Dük Reinhardt'la iki gün içerisinde görüşeceksiniz diyor. Ama o zamana kadar gemi menziline erişmiş olacak. Ee, paleslerin hala görüşmeye açık olduklarını ama bu gemiyi göndermelerinde görüşmelerde üstün bir konumda olmak için kullandıklarını, bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum diyor. Ee, Elena e, Lorento'ya kızıyor. Daha oralara gelmedik dur diyor kral Palesti görüşmeye gitmeden önce tüm detayları öğrenmeli diyor. yok öğrenmeyelim detaylar kalsın. Hemen meselenin özüne geçelim diyorum. Lucita elini kaldırmış. Lesbian'ın hayaleti bana sıkıntı veriyor diyor. Eğer Pales bu sahayı ele geçirirse eminim ki bizim kuzey komşumuz e, bu sahanın e, kullanım haklarını ele geçirecek diyor ve bizim sularımızda da diyor e, önümüzdeki yıllar boyunca bir varlıkları olacak bu sahede diyor bu diyor bizim için e, illa kötü bir şey olmak zorunda değil belki üç ülkeyle birlikte bir orta noktada buluşulabilir diyor. Yani Lesbia'yı niye kattın ki sen şimdi araya? Pales de bizim aramızda. Kesinlikle ikincisini söylüyoruz. Lesbia ile hiçbir işimiz yok. Keşke öyle kolay olsaydı majesteleri diyor. Ama Pales bu gaz sahasından elde edeceği gazı birine satmak zorunda diyor. Ve bizim kuzey komşumuzda diyor en akla gelen ülke Diplomatik opsiyonları tartışalım mı diyor. Ee, herhangi bir seçeneği mailiniz var mı diyor. Yani %50-50 herhalde en mantıklısı olacak burada. Çünkü e, araştırmacılarımız yarısının bizde yarısının onlarda kaldığını söylediler. Yani aç açgözlülüğün lüzumu yok. Yarısı onlarda kalsın yarısı bizde kalsın. Evet diyor bu olay olmadan önce diyor bizim de e, ulaşmak istediğimiz... Sonuç buydu diyor. Ama diyor üçüncü bir partinin e, tarafın yardımı olmadan bu gaz sahasını bölüşmek çok daha zor olacakmış gibi duruyor diyor. Şu <laughs> iyiymiş. üçüncü bir parti derken e, Rizvi ordusunu mu kastediyorsun? Şu herhalde 3. parti dediği Birleşmiş Milletler'e tekabül eden Alliance of Nations... Bunun aramızda arabacılık yapmasını mı kastediyorsun diyelim. Evet majesteleri bu böylesi durumlar için diyor e, Birleşmiş Milletler arbitrasyonu tipiktir diyor. Ama ne yazık ki arbitrasyon çok pahalı ve uzun süren bir süreç ve sonunda da bizim lehimizin sonuçlanacağının hiçbir garantisi yok diyor. Ya bu kesinlikle böyle arkadaşlar. Yani arbitrasyona gittiğiniz zaman e, çok uzun zaman sürüyor ve e, çıkan kararın da herhangi bir bağlayıcılığı yok. Yani dünya üzerinde bu şekilde devam eden bir dünya anlaşmazlık var. Yani mesela şeyin örneğini verdik işte bizim Doğu Akdeniz krizi, İşte Türkiye, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs, e, Yunanistan gibi ülkeler hala bir sonuca varmış değiller. Onun dışında mesela Batı'dan örnek verelim. Hırvatistan'la Slovenya arasında hala bir anlaşmazlık söz konusu. Onun dışında Güney Amerika'da mesela Peru'yla Şili arasında bir anlaşmazlık var. Yani bu anlaşmazlıklar çok çok uzun sürüyor ve bir karar çıksa bile sonunda bunu uygulayacak herhangi bir uygulama mekanizması olmadığı için Arbitrasyonu kaybeden ülke ben bu kararı tanımıyorum diyor ve mesele orada kalıyor. Yani ulus devletlerin üzerinde bu kararı uygulayacak herhangi bir güç yok. O yüzden arbitrasyona gitmeyi hiç istemiyorum. Danışmanımız da zaten buraya gitmememiz konusunda bizi uyarıyor. Ama dış ilişkiler danışmanımız da farklı bir şey söyledi şimdi. E, diplomatik bir kriz çıkmaması için en e, güvenli yol bu diyor. Yani evet bizim müttefiklerimiz var. Gerçi onların da müttefiği var şimdi. Lesbia vesaire. Şunu söyleyelim ama. Rambert bizim tarafımızda olursa. Bizim için avantaj olmaz mı diyor. Ee, Grace'in ağırlığıyla. Atonun ağırlığı birbirine denk diyor. Buradan da bir şey çıkmadı. Ato bir önceki bölümde söylemiştim. NATO. Yani kapitalist devletlerin ittifakı. Bunun karşısında bir de e, Varşova Paktı'na benzeyen Kontana Güvenlik Paktı var. Bir de Grace var. Grace aslında çok e, örneği olmayan bir şey. Yani gerçek hayatta Bağlantısızlar Hareketi vardır. Bağlantısızlar Hareketi her iki tarafta da ilgisi olmayan ya da her iki tarafa da dahil olmayan ülkelerin hareketidir. İşte 1960'ların başında Yugoslavya Hindistan, Mısır gibi ülkelerin girişimiyle kurulmuştur. Tito, Nehru ve Abdülnasır gibi liderlerin inisiyatifiyle kurulmuştur. Ama burada Grace var. Grace de monarşilerin birliği. Yani tarih 1950'ler burada. Alternatif bir tarih söz konusu. Monarşiler hala güçlü ve monarşiler hala birbirlerine destek çıkıyorlar. Burada üçüncüsünü söyleyelim. Başka bir önerisi olan var mı diyelim. Sadrazamımız söz aldı. Palezlerin gönderdiği doğal gaz çıkarma gemisiyle ilgili hala bir karara varmadık diyor. Yani burada ya fiziksel olarak o gemiyi engelleyeceğiz ya da geçmesine izin vereceğiz. Yani nerede bu gaz sahası? Görebiliyor muyuz acaba? Yok. Yani silahlı bir gemi değil giden. Orayı savunmaya kalksalar savunamazlar. Yani <laughs> engellemeye kalkarsak şimdi durmazlar filan. Birileri ölür. Adamların gemisine zarar gelir vesaire. Bu diplomatik çözümü çok zora sokar. Çünkü böyle durumlarda direkt karşılık verme gereği hisseder ülkeler. Ben en baştan tırmandırmanın bir alemi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ilkini söyleyeceğim. Bu düşünceyi sevmiyorum. Yani bizim görüşmelerimiz esnasında gaz sahasında olmasını istemiyorum o geminin. Ama durdurmak için de bir yol göremiyorum diyelim. Ben görüyorum diyor Lusita. Ama diyor diğer divan üyeleri bunu sevmeyecektir diyor. Sizin izninizle diyor donanmamız. Ee, gaz sahasının etrafını çevreleyebilir ve gaz çıkarma gemisinin oraya ulaşmasını engelleyebilir diyor. Lorento çok sinirlenmiş. Sizin aklınız başınızda mı genç hanımefendi diyor. Dolanma mı? Durumu diyor tırmandırmış oluruz. Yani sen nasıl konuşuyorsun Lorento? Young Lady ne demek ya? Allah Allah ayıp. Şunu söyleyelim. Asena'ya Sahip çıkalım. O da bize herhalde bir göz falan kırpacaktır herhalde. Özür dilerim majesteleri diyor. Ama sadece e, genç olan biri diyor böylesine sabırsızca bir e, cevap verebilir diyor. Elena e, düşes aradan yana çıktı. Fikri doğru diyor. Tabii ki o gemiyi ateş etmemeliyiz ama e, bir blokaj biz e, Duke Reinhardt'la konuşana dek gaz sahasının temiz kalmasını oraya girilmemesini sağlar diyor ve e, arbitrasyona gidersek de diyor palesin orada bulunuyor olması onlara bir avantaj verir diyor yani bunu biz de düşündük herhalde böyle olsa bile e, ben tırmandırmak istemiyorum buna değmez diyorum eğer dükle görüştükten sonra da bir anlaşmaya varamazsak, e, o zaman hakkımızı yedirmeyiz kimseye. Yani hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz. Aynen öyle majesteleri diyor. Sadrazamımız da bizden yana çıktı. Aa Blokajda da artı bir otorite veriyormuş arkadaşlar. Şu an işin rengi değişti mi? Diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Oyun burada belki bir tuzak kuruyor olabilir. Çünkü artı bir otoriteyi görünce oyuncular hemen bunu atlayacaklardır. Ama biz bunu yapmamalıyız. Çünkü yani tırmanacak belli. O yüzden dikkatli olmalıyız. Ve ben Dük Reinhardt'la görüşmeden önce bir karara varmamalıyız diyorum. Artı bir otoriteden vazgeçtik ama en mantıklısı bu. Diyor deniz kuvvetlerimiz de diyor hazırda bekleyecek. Fikrinizi değiştirirseniz diye. Sen Vuruyeke, Aziz Vuruyeke dua ediyorum. Buna gerek kalmaması için diyor sadrazamımız. Ve burada da toplantı bitiyor. Evet. <laughs> Soldaymış. Reinhardt'la buluşuyoruz. Dük Reinhardt'la. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, başlangıçta Titus'la konuştuk. Bizim altın muhafızlarımızın komutanı babasının e, palesi olan operasyonda 1920'lerdeki operasyonda öldüğünü öğrendik. Onun dışında önemli bir şey olmadı. Ve Dükle buluştuk. Majesteleri tekrar buluştuk diyor. Keşke daha iyi koşullar altında olsaydı diyelim. Bence de öyle olsaydı diyor. Sizinle dürüst olacağım diyor. Ben diyor kardeşimin tahttan inmesini hiçbir zaman beklemedim diyor. E, ailemin servetini ünlülerle yiyerek boş bir hayat yaşayarak son derece mutluydum diyor. Hayat sürprizlerle dolu diyelim. Görüşmelere geçelim mi diyelim. Evet diyor geçsek iyi olur diyor. Bizim gemiyi göndermemizin bir e, saldırganlık göstergesi olduğunu düşünebilirsiniz diyor. Ama diyor sadece e, bizim olanı almaya çalışıyoruz diyor. Şunu söyleyelim. Saha üzerindeki hakkınızı sorgulamıyoruz ama siz de bizimkisini tanımak zorundasınız diyelim e, Kaleka bize yakın olmasının size bir hak verdiğini cidden düşünüyor olamazsınız diyor. Yani Kaleka biz küçük olabilir ama yine de ulusumuzun bir parçası. Kaleka biz de bir adaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şurası. Evet o zaman gaz sahası da şurada bir yerde mi kalıyor? Yani bir yerini bir gösterse bize de bir emin olsak. Pales diyor bir zamanlar Valgos İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ama şu an diyor kendi yasalarımızı ve geleneklerimizi geliştirdik. Hatta kendi dilimizi bile geliştirdik diyor. Ee, i̇mparatorluk dağıldığı zaman ne yapmamız gerekiyordu? İnşa ettiğimiz her şeyden vaz mı geçmemiz gerekiyordu diyor. Hayır gerekmiyordu diyelim. O zamanın nasıl olduğunu duydum diyor. Rizya ve Morella Akbaba gibi etrafımızda dönüyordu diyor. Wadisland bile kenardan bir devrim örgütlemeye çalışıyordu diyor. Yalnız şu an bildiğiniz e, uluslararası ilişkilerdeki çok önemli bir tekst gibi okunuyor bu konuşma. Bu Peloponnes savaşlarını yazan e, Thucydides adlı tarihçinin Melian Dialog diye bir eseri var. Atinalılarla Melos diye bir ada ülkesinin insanları görüşmelere giriyorlar. Atinalılar tabii çok kuvvetli. Melos'takiler o kadar kuvvetli değil. Görüşmelerde bizi niçin fethetmek istiyorsunuz? Biz size ne yaptık? Biz bağımsız bir devletiz. Hani sizin düşmanlarınızla işbirliği yapmıyoruz diyor. E, Atinalılar da yani sizi fethetmek için herhangi bir sebebimizin olması gerekmiyor. Bize yanlış yapmanız gerekmiyor diyor. Onlara teslim olmaları gerektiğini söylüyorlar. E, Menoslular da teslim olmamız ahlaki olmaz. Niçin teslim olalım diyorlar. Hani biz haklıyız burada. Size kötü bir şey yapmadık diyorlar. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde e, realizm çok önemli bir düşünce okulu. Yani en büyük akımlardan bir tanesi hala bugün bile bu realizmin en canlı örneğini buradan veriyorlar. Genelde uluslararası ilişkiler derslerinde ilk okutulan e, metinlerden bir tanesidir. E, Atenallarda şunu söylüyorlar: Güçlü yapmak istediğinin yapar, zayıf da payına düşen acıyı çeker. Bu çok e, ünlü bir cümledir. Bu onu hatırlattı biraz. Yani siz güçlüydünüz. Akbaba gibi etrafımızda dönüyordunuz. Ama işte kendi e, kimliğimizden vazgeçmekte ahlaki olmazdı. O yüzden biz e, Lesbi döndük. Çünkü bizim bağımsızlığımızı destekleyenler bir tek onlar da diyor. Yani sizin bağımsızlığınızı desteklediler ama sizi onlara bağımlı hale getirdiler diyelim. Ne kadar zengin olduklarını biliyorsun. Bu tek taraflı bir şey değildi diyor. İlkini söyleyelim. Lezbiya şimdi bir ato ülkesi ve bir monarşi ile daha fazla ittifak halinde kalmayacaklardır. Seni buldukları ilk şansta iktidardan çekip indireceklerdir diyelim. hayır yapmayacaklar. Bizim gazımıza ihtiyaçları var diyor. Görüyorsunuz işte majesteleri diyor. Rizya'nın gazı bizden almasına izin veremeyiz. Savaşmadan olmaz diyor. Evet arkadaşlar konuşma bayağı uzamıştı. Yani ülkelerin tarihinden girdik, karşılıklı suçlamalar oldu vesaire. En sonunda şunu söyledi. Bu konuşma bitti dedi. Ya da dedi. Ya da ne dedik? Ve bize şunu söyledi. E, Pales'in ile olan bağlarını e, Rizia'yla olan bir partnerlik lehine koparmasını düşünebilirim dedi. Böyle bir gelecek tahayyül edebiliyorum dedi. Ama diyor biri paraşüt olmadan uçaktan atlamaz diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun Sayın Majesteleri diyor. E, anlıyoruz. Yani karşılığında bir şey istiyor. Ne kadar büyük bir paraşütten bahsediyorsun diyelim. E, bu kadar çabuk kabul edeceğinizi düşünmemiştim diyor. Ama çok iyi diyor. E, parayı böyle e, açıktan tartışmak ailemin e, politikası olmamıştır diyor. bir Kağıt parçasına bir şeyler yazmış. Bu diyor size e, sahanın tamamını verir diyor. Lesbia ile de böyle bir anlaşmamız var diyor yani bizim Lesbia'nın yerini almamız gerektiğini söylüyor Sahayı bize verin istediğimiz parayı ödeyin ve Rizya istediği kadar enerjiye sahip olacak diyor baktık kağıda önden verilen bir avans varmış yıllık bir ödeme varmış ve bunun karşılığında da e, stabil bir şekilde enerjimiz gelecekmiş. Küçük bir miktar değilmiş ama hazinemiz e, bunu kaldırabilir durumdaymış. Ne diyor? Eksi 5 bütçe e, eksi 3 de tur başına artı 3 enerji veriyor. Yani bu mantıklı değil. Yani çok mantıklı gelmedi bana bu. 5 bütçe veriyoruz. Tur başına eksi 3 bütçe gidiyor. Bunun karşılığında artı 3 enerji alıyoruz. Ama biz zaten hem kendi gaz sahamızı genişlettik hem de hidroelektrik santralini devreye soktuk. Ama yani biz geliştikçe ekonomiye yatırım yaptıkça enerji ihtiyacımız da artacak. Bir bakalım yapabileceğimiz bir şey var mıydı? Bakamıyoruz. Galiba bir de şey vardı. Kömür madeni inşa edebiliyorduk. Ama kömür madeni de artı bir veriyordu sadece. Şöyle bir pazarlık yapmaya çalışalım. Biraz fiyatta indirim olur mu? Bana ne olur en son? size bu anlaşmayla geldim. Çünkü Rizya'nın ekonomik olarak geliştiğini düşünüyordum. Yanlış mıyım diyor. Şunu diyelim ekonomi sağlam ama bize bu kadar zarar vermiş bir ülkeye bu parayı vermeyeceğiz diyelim. Ya tamamı ya da hiç diyor. Yani iyi bir anlaşma değil ama muhtemelen enerji elde edebileceğimiz başka yer de yok. Yani Ram bölgede enerji antlaşması yaptık. Kabul edelim. Yapacak bir şey yok. Bizi kazıkladığını düşünüyor herhalde şu an. Gülüyor. Mükemmel diyor majesteleri. E, keşke diyor bir eş bulmakta bu kadar kolay olsaydı diyor. kızı buna mı verelim? <laughs> Yok ya yani ben bu adamı sevmedim. Buna vermem kızı. Şunu söyleyelim. Üretken bir enerji ortaklığını dört gözle bekliyorum diyelim. Krala eşlik edin çıkarken diyor sekreterine. Kardeşim bana hiçbir zaman bir izyalıya güvenmemem gerektiğini söylemişti diyor ama ne yapabilirim ben bir optimistim diyor sen e, abin değilsin kardeşin değilsin ben de babam değilim bu döngüyü kırabiliriz diyelim görüşmek üzere karar olmuş diyor. Titus nasıl gitti diye soruyor. E, Pal'esin rizya ile birleşmesine bir adım daha yaklaştık diyelim. Evet, iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Çok emin değilim. Ya arbitrasyon çok uzun sürer dediler ama bizim enerji ihtiyaçlarımız daha acil. Hani de o anlaşmayı yaptık. İnşallah uzun vadede iyi bir yatırım olacaktır diye düşünüyorum. Burada ne varmış? E, Vendonezan Konfederasyonu bizden yardım istiyor. Bir isyanla karşı karşıyalarmış. Ya para verebiliriz ya enerji verebiliriz. Ya da desteklemekten imtina edebiliriz. Yani bizim zaten ne enerjimiz kaldı ne bütçemiz kaldı. Bence Yardım etmek istesek de edemeyiz. Yani aslında etsek iyi olur. Grace bizim ittifamız çünkü. Ama şu an öyle bir durumda değiliz yani. Geri dönelim haritamıza. Parlamento e, oturumuna katıl diyor. Manus Sazon. Ha evet. E, bizi davet etmişti hatırlarsanız. Kuş Festivali'nde. Sazonların oğlu. Katılalım mı, katılmayalım mı diyor. Rizya'daki işçi hakları oynanacakmış. Katılalım. Katılacağız demiştik. Bir de görelim. İşçi hakları da önemli zaten. Başbakan Alvarez'le telefon konuşması diyor. Dük Reinhardt'la olan buluşmamız üzerinden bir hafta geçmiş. Biz e, gaz sahasını palese bırakan anlaşmayı imzalamışız. Şu an bakanlar da e, yaptığımız anlaşmanın detaylarını e, sonuçlandırıyorlarmış. E, Lesbiyan'ın başbakanı da bizimle konuşmak istemiş. Şimdi dış ilişkiler danışmanımız geldi. Small talk yapmayalım diyelim. Hakkında ne bilmek istiyorsunuz diyor. Yani niçin aradığı belli. İlkini söylemeyelim. Babam onunla konuştu mu diyelim. Hayır diyor. Ee, Alvarez 49'daki seçimi kazanmadan hemen önce öldü diyor. Kral Valero. Diyor ondan ee, bebek bezi giyen yılan olarak bahsederdi diyor. O zaman dikkatli olmamız gerekiyormuş bu adamın etrafında. Ne kadar güvenilir diye soralım. Siyasete girmesinin sebebinin hapse girmekten kaçınmak olduğunu düşünürsek mi diyor? O diyor sadece kendi çıkarlarını düşünür diyor. Alkolik olduğunu duydum diyelim. E, i̇çmeyen dünya lideri zaten yoktur diyor. Çok nadirdir diyor. Ama diyor şu an ayık diyor. Bir din adamı kadar ayık diyor. Rehabilitasyon programına girdi diyor. Hepsi bu kadar. Hazırım diyelim. Telefonumuz çaldı. İyi günler Kraldomuz. Ben Patrizio Alvarez diyor. Burada full e, ünvanlarımızı kullanarak cevap verebiliriz. Ya da adam bize kral dedi. Biz ona başbakan diyelim. Lesbia'da her şey nasıl diyelim. Sizinle dürüst olacağım diyor. Bir hafta öncesine kadar her şey iyiydi diyor. Bizim diyor Reinhardt'la olan anlaşmamız bir yıldır hazırlanıyordu diyor. Ve seninle bir saat geçirmesi palesin fikrini değiştirmesi için yeterli miydi diyor. Ne oldu diyor. Yani beni sizden daha çok seviyor diyelim. Ben diyor başbakan olmada yeni olabilirim. Ama birisi bir iş hatası yaptığı zaman bunu bilirim diyor. Vehlen belası başınızdayken daha fazla doğalgaz elde etmeye çalışmak mı diyor. Bu anlaşma yapılmıştır. Geriye çevrilmesi mümkün değil diyelim. Bunun bir saçmalık olduğunu ikimiz de biliyoruz diyor. Benim enerji müdürlerim hala gaz sahasının etrafında diyor. Sana şunu söyleyeceğim diyor. Ziledeki durumu takip ediyorum diyor ve bununla ilgili yardıma ihtiyacın olduğunu düşünüyorum diyor. Her şey kontrol altında diyelim. Teşekkür ederim. Yani diyor Başkan Sumolak e, anlaşmanın maddelerini onurlandırmaya mı karar verdi diyor. E, bombalamaya rağmen diyor. Yani buna kesin bir şekilde söylemedi. O diyor güvenilmez biridir diyor. Onu darlamadan. Bölgeni geri alamazsın diyor. Bunun için zaten bir planımız var ve Lesbia bu plana dahil değil diyelim. Size diyor ee, indirekt olarak yardımda bulunabiliriz diyor. Sizin lehinize konuşabiliriz diyor bir sonraki Birleşmiş Milletler görüşmelerinde diyor. Yani cidden bu kadar mı? Hani yani sadece. Bizim lehimize konuşma yapacaksın ve bulduğumuz doğal gazı size vereceğiz öyle mi? Yani hiç mantıklı değil. hepsini Gazın hepsini vermeniz gerekli değil diyor. Paleste olan anlaşmayı iptal edin diyor. Lesbiyanın anlaşmasının e, ilerlemesine destek olun diyor. Ve size e, gazın %25'ini satacağız diyor. Yani niye %25'ine talip olalım ki? Biz zaten hepsini aldık. İleride daha büyük problemlerin önüne geçmek için diyor. Duke Reinhardt diyor bir ergendir diyor. Size yanaşması diyor onun bu ergenlik sancılarıydı diyor. Eninde sonunda diyor bizimle anlaşmanın e, yararlıklarını görecektir diyor. Bu olduğu zaman Dizya'nın eli boş kalmasını istemiyorum diyor. Ne kadar da cömersiniz diyelim. Üyesi olduğum bir sosyal kulüp bana diğerlerine hizmet etmenin önemini öğretti diyor. Herhalde bu içkiyi bırakma kulübü. Ondan bahsediyor. Size kalmış diyor ülkeniz için daha iyisini olduğunu düşünüyorsanız diyor anlaşmanız kalabilir diyor. E, önerinizi takdir ediyorum ama cevabım hayır diyorum. Sizi diyor Kayrut'ta görürüm diyor. Ve konuşma sonlanıyor. bir düşman daha edindik. Yani inşallah bu gaz sahası buna değerdir. Savaşa girmedik. Yani arbitrasyona da gitmedik. Arbitrasyon zaten uzun sürecekti. Mantıklı değildi. Savaş da mantıklı değildi. Çünkü sadece tur başına artı 3 enerji alıyorduk. Hani bizim yaptığımız baraj bile zaten artı 4 getiriyor bize. O yüzden Bence en mantıklı olanı yaptık. Bu videoyu burada sonlandıralım. Yeteri kadar uzun olduğunu düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Bir de otoriteyi nasıl arttırırız? Bununla ilgili çözümlerinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.